Arkadaşlar selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi bugün dikim yapacağım. Bütün gübrelerimi, alet edevatımı hazırladım. Bahçe toprağımı, diğer kaktüs toprağımı giyindim, kuşandım. Dışarıya çıkar gibi dışarıya çıktım bahçeye. Şundan azıcık koydum. Şey bu. Hindistan cevizi toprağı. Kokopit mi diyorlar ona? Evet. Ondan sonra yavaş salınımlı gübrem, at gübrem, lava taşım, vermikulitim, inek boynuzu gübrem. Bu da şey, bundan çok az koydum, kompost, hazır kompost. Bunları güzel bunun içine doldurdum. Şimdi dikime geçeceğim. Siz dikimi hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Çünkü diğer türlü biraz uzun oluyor. Sizi sıkmak istemiyorum. Hadi bakalım işe. Haydi. Evet arkadaşlar, epey bir dikimden sonra şöyle bir trompet pinkimizi, pinkimiz bu saksıya nasip oldu diyelim. Çoğunu tek ektim çünkü onlar özel tür, ama birazcık minik olanları ikili üçlü diktim. Sonuçta onlar büyüyünce zaten ayrılacaklar. Bunu böyle açıyorum ben köklerini. Açmadan böyle şey içinde, yani top top şey yaparsanız gerçekten köklenmiyor.
Öyle. Bir de üstte kalmaması lazım böyle. Yani şu böyle şöyle de ekilmeyecek. Nasıl diyeyim? Toprağın içinde böyle. Toprağın içinde ona şekil vereceksiniz. Aşağı doğru ama ayrı kayık kökler. Oldu. Bunlar küçük olduğu için yalnız kalmasınlar dedim. Zaten o kadar saksı nerede? Bunları bir büyütelim. Gelişimlerine bakalım. Yani neredeyse hiç kök yok ama olsun. Bahar olsaydı harika olacaktı. Ama işte bir daha böyle kesinlikle kışın çiçek almamak lazım. Hem soğuk dikimi hem de çabuk kök salmıyorlar. İçeriye almanız lazım. Soğuk odaya. O kadar da yer yok. Ha, bu güzelliği dikeyim ya. Baksanıza. Çok güzel bu. Bu be herhalde uzunlamasına. Allah Allah. Bu kadar uzun değildi şeyde. Resimde ama bakın ya yaprak dökmüş. Neyse ben uzunlamasına dikeyim. Şuralardan belki şey verir. Bebek verir. Kesiyorum. Hava birdenbire ısındı. Belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz çok soğuk, bir bakıyorsunuz ılıman olmuş. O yüzden bugüne iyi denk geldi yani. Akşam olmadan bunları böyle daha kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Çabucak akşam oluyor ya. Bir tane çay içtim. Çay da buz gibi oldu. Çünkü bir bakıyorsunuz pat diye akşam olmuş. İşim de uzun sürüyor. Geç kahvaltı ne? Minicik bir kahvaltı yapıyorsun. Ama şimdi öğlen oldu ya, iyi bir kahvaltı yapmam lazım. Vücut alışmış aç kalmaya. Kapıma yemek gelmiyor bazen. Allah'tan bahçe paltom var. Eski paltomu bahçe paltosu yaptım. Öyle toprak oluyor, şey oluyor, fark etmiyor. Sıcacık. Bilmem ne tüy var içinde. Kas tüyü müydü? Güzel oldu. Ama bunlar büyüsünler. Ne kadar zevkli olacak, değil mi? Hepsini unutacağız. Geçen dedim arkadaşlar, geçen videomda bu çiçeklere 3 gün bakmadım. Çiçekler coşmuş. Aslında ben bunu hep denedim. Mesela önceden ben anneme uzak oturuyordum. Geldiğim zaman hafta sonu kalıyordum onlarda. Benim şey çiçeklerim vardı. Salon çiçeklerim vardı. Böyle gözüm onların üstündeydi. Anneme geliyordum, hafta sonu kalıyordum. Eve döndüğüm zaman o çiçekler coşmuş oluyordu. Hani diyeceksiniz ki her zaman bakınca belki fark edilmiyor. Hayır. Hiç alakası yok. Çiçeklere çok bakınca o çiçekler büyümüyorlar. Yani nazar olarak bakınca. Yoksa bakım işlerinden bahsetmiyorum. Bir çocuğa en çok annesinin nazarı değermiş. Hani biz diyoruz ya nazar oldu falan filan.
Başkasında suç arıyoruz. Hayır. Arkadaşlar, çocuğa en çok annesinin nazarı değer. Çünkü çocuğunu kaftanında görür. Onu böyle dünyanın en güzel, hiç böyle ondan başka tatlı yokmuş gibi hani nazarla bakarlar ya. Dolayısıyla o nazarla bakınca çocuğa nazar değiyor. Bir başkası o nazarla pek bakmaz. Bizde tabii bunlardan ne kadar ayrı kalabilirsin o ayrı mesele de. İnsan bakmak istiyor. Demek ki böleceksin. Bir gün bu bölüme bakacaksın. 2 gün sonra öbür bölüme bakacaksın. Kışın bakmanıza gerek yok o kadar. Videoyu çek. Tamam. Devamlı bakmana gerek yok. Hatta ben akşamları da bakıyordum, salyangoz avına çıkıyordum. Salyangozlar daha gelmiyorlar. Çünkü oraya karbonat serptim. Karbonata gelmiyorlar. Mesela burada ilaçlar var arkadaşlar. İlaçlar hayvanları öldürmek maksatlı değil yani. Kaçırmak maksatlı. O da o kadar etki etmiyor. Yine o hayvanlar geliyorlar yani. Karbonata da öyle. Karbonattan da kokusundan mı şeyinden mi bilmiyorum artık, nedense ölmüyorlar yani, ölü ceset falan görmedim. Dolayısıyla ben Türkiye'ye gittiğim zaman bazı böcek ilaçlarını oradan alıyorum çünkü buradakine o kadar etkili olmuyorlar. Bunların Avrupa Birliği yasalarına göre bir şeyleri var. Mesela kremlerin öyle bir krem var. Mesela burada 0,5 bilmem ne var içinde. Türkiye'de %10. O yüzden Türkiye'den alıyorum. Burada doktora gidersiniz arkadaşlar, size en basit tedaviden başlar. Sizi yorar 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 gidip gelirsiniz, gidip gelirsiniz. En sonunda tam böyle isabet ettiren ilacı verir ama bu kaç kere gidip gelmekle. Maalesef. Doktora söyledim ya, beni niye yoruyorsun? Şu doğru düz ilacı yaz artık ya. İşte sağlık kasaları zart ediyor, zurt ediyor. Dedim ki ben buraya sık sık gelen bir hasta değilim. 40 yılda bir geliyorum. Beni ikide bir buralara yorma. Gülüyor. Hani böyle parmağına bir şey batar hemen doktora giden kişiler vardır. Onlardan değilim. Böyle bıçak kemiğe dayanınca doktora gidenlerdenim ben. Onu dener, bunu dener. Bakar ki geliyor mu, gelmiyor mu? Ha öyle de oluyormuş der. Bırakır. Yani hakkını her yerde arayacaksın yani, kısacası arkadaşlar. Sana kimse hak vermiyor. Ölmüşsün, kalmışsın, kimsenin umurunda değil. Hatta ölsen şeyler için daha iyi. Sağlık sigortaları için. Ama burada yaşlı kesim gerçekten çok fazla. Ve onlar da hep doktordadırlar. Gidersiniz yer yok, hep onlar vardır. Öyle. Canlar kıymetli. Bunu da böyle ikiye bölünmüş zaten. Olsun böyle çıkar bir, değil mi? Bittik bitmiyor anacığım, bittik bitmiyor. Bu buraya olur mu? Böyle bilmem, olmaz galiba. Ama burası da çok küçük bir yer. Oraya ne dikebilirim? Şu veya şöyle yapayım. Ama bunu engeller. Ben en iyisi bu ikisini sadece dikeyim buraya arkadaşlar. Çünkü bu elegans büyüyecek gibi.
başka uzun saksılar var. Yetmezse onları dikerim. Şuraya biraz toprak koyayım. Çünkü bunda kök diye bir şey yok yani. Şöyle. Minnoşumu da şuraya dikeyim. Şeyin içini de açayım kökünü. Heh, açıldı. Böyle. Buna taş koyayım mı acaba? Bilmiyorum ki. Hepsine koydum da sen eksik kal. Kalma bari. Çünkü yapraklar şeye deyince ben bunları yağmura atıyorum, o yüzden önemli. Öyle şeyle neydi, ibrikle vermiyorum. Yağmurda bunlar güzel olacaklar. Şimdi biraz bunlar ne kadar kalsın acaba? Toprakları kuru. Bir 3 gün kalsınlar böyle. 3 günden sonra bunları yağmura atayım ben. Bu da böyle arkadaşlar, güzel oldu değil mi? Bakın. Sıkıştırmaya gerek yok. Arkadaşlar böyle bir araştırmam yapmak için çinko bir saksım var. Bunun altını delmem gerekiyor. Böyle bıçakla, bıçakların uçlarını hep mahvettim ya, neyse. Bunu gözden çıkardığım bir bıçak. İnşallah delinmez. Şey, delinmez demişim. Ucu kırılmaz. Ay. Ya bak, bunlara bastırınca böyle. Ama başka türlü olmuyor bu. Mecbur böyle yapacaksın. 3 tane yetmez. Şuraya da açayım. Ayağımla bastırayım ki hareket etmesin. Şöyle. Oldu. Bir de şuraya açayım. Dün saksılarımı arkadaşlar, bazılarını kardeşim delmişti. Sonradan aldıklarımızı, önceden aldıklarımız delinmemişti. Suya koydum. İnce uçlu tornavidayla bir tane vurdum, hepsi delindi. Yaprakları koydum, biraz derin. Zaten kökler küçücük. Oraya ulaşana kadar kaç sene geçer. Kökler kısa olduğu için ilk etapta bunlarla beslenmesi lazım. Vermiküllit koyuyorum. Hemen yüzeyde çünkü. İnek boynuzu çok koymayayım bununla. Çok az kompoz. Ya perlit var. Perlit koyayım biraz. Yoksa bu perlit bitmeyecek arkadaşlar. Yer kaplıyor. En azından şöyle. Ben de kocaman bir tane şey almışım. Torba. En azından kullanalım da bitsin.
Arkadaşlar dikimi bitirdim. Tam dikerken tabii şarjım bitmiş. Ben de konuşuyorum boş boş kendi kendime. Bunları diktim. Taşlarını koydum. Sıkıştırdım. Böyle güzel bir aranjman yapmış oldum. Tabii bunlar ileride büyüyecekler. Buraları dolduracaklar. Belki de yerleri değişecek. Ama ilk etapta böyle bir aranjman yapmam gerekiyordu. İspanya'dan gelen tüm sukulentlerimi diktim. Kalmadı. Şurada bir iki tane Hollanda'dan almış olduklarım var. Bakınız çok güzel yani. Göstermiştim herhalde. Onları da inşallah başka bir videomda size gösteririm dikimlerini. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar. O kadar şeyi dikmek, toprağını hazırlamak kolay değil. Şimdi bir güzel gideceğim. Kahvaltımı yapacağım, çayımı içeceğim, ısınacağım. Sizin videolarınızı izleyeceğim. Başka işlerim var, onları yapacağım. Akşam da inşallah yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım arkadaşlarım benim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz benim kanalım yeni. 1000 aboneyi doldurmak zorundayım. Desteklerinizi rica ediyorum. Videolarımı beğenin, tavsiye edin. Şöyle bir birini geçelim inşallah. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük videom böyle güzelliklerle olsun. Fazla bunlara nazar etmeyeceğim. Kendi kendilerine büyüsünler, kök salsınlar. İnşallah baharda da tam gelişimlerine başlamış olurlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.